Propolis bağışıklığı roket gibi yapar. Kanseri de durdurur. Peki bu cümleler gerçek mi yoksa pazarlama ürünü mü? Merhaba. Ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Bugün propolis'in bağışıklık sistemi ve kanser üzerindeki etkilerini kulaktan dolma bilgilerle değil de bilimsel veriler ışığında konuşacağız. Propolis arıların bitki reçinelerinden yaptığı ve kovanlı mikroplara karşı koruyan doğal bir maddedir. Ama kritik nokta şu ki doğal olması herkese uygun olduğu anlamına da gelmez. Propolis'in içeri bitkiye, bölgeye ve üretim şekline göre ciddi değişiklikler gösterir. Bu yüzden etkisi de yan etkisi kişiden kişiye değişmekte. Propolis'in içinde flavonoidler ve fenolik bileşikler var. Bunlar laboratuvar düzeyinde antioksidan, antiinflamatuar ve antitümöral özellikler gösterebiliyor. Ancak insan çalışmalarına baktığımızda ise tablo daha çelişkili. Propolis en çok üst solunum yolu enfeksiyonları için konuşulur. Nezle, boğaz ağrısı, sek enfeksiyonlarda çok sık kullanılıyor. Bazı kontrollü çalışmalarda propolis içeren ürünlerin semptom süresini ve şiddetini azalttığı gösterilmiş. Özellikle çocuklarda standart tedaviye ek verildiğinde klinik iyileşmeye katkı sağladığı bildirilmiş. Ama bağışıklığı bu belirgin güçlendirici iddiası her zaman her çalışmada doğrulanmıyor. Örneğin yaşlılarda yapılan bir insan çalışmasında propolisin bağışıklık fonksiyonunu anlamlı bir düzeyde değiştirmediği raporlanmış. Siz bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın, hep birlikte tartışalım. Bu kanalda tıbbın karmaşık konularını herkesin kolayca anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.